Evet, başta Feghouli ki yine kimseyi şaşırtmadı. Sonradan açılma konusunda 3 aylara yine daha var farkını gerçi. gösterdi Feghouli. Acaba ne karar verilecek Nevzat? Bizim haberimizde düşük ücretli yeni sözleşme teklif edilecek deniyor. Tabii Feghouli buna nasıl yaklaşacak? Fatih Terim'in bundan sonrası ile ilgili Feghouli'yi nasıl bir değerlendirme düşüncesi var? Önce Feghouli'den başlayalım, sonra Haberle diğer ilgili oyuncularla da devam evet ederiz. haberle ilgili böyle bir niyet var. Artı Feghouli sizin öyle ya da böyle geldiği ilk dönemlerde şampiyonluklarınıza katkıda bulmuş. Çok önemli bir oyuncu. Bugün almaya kalksanız çok ciddi paralar verip alırsınız. Sizin sadece gençlerle hedefe gidemezsiniz. Ön tarafta lider karakterli fark yaratacak oyunculara da ihtiyacınız var. Galatasaray saha içerisinde bu problemi yaşıyor. Feghouli de kalitesiyle, tecrübesiyle ve son dönem özellikle dediğin gibi sonradan açılmasıyla etki yaratabilecek bir oyuncu. Ama hep onu aldığı ücret üzerinden tartışılır hale getirirseniz bir şekilde taraftarını da önüne atmış olursunuz ki geçen sezon, önceki sezonlarda, önceki yönetimin sürekli olarak yaptığı politika buydu. Feghouli biraz Ama Burak da Elmas da açık açık söyledi. söyledi mesela devam Cagney'nin etmeyeceğiz ismini de diye. verdi. Yani Babel'in ismi de vardı orada yani baktığında. Demek ki yani Falcao'da gitti ne oluyor? İşte yani Falcao'yu da göndermeseniz çok da bir şey karlı bir alışveriş yapmış gibi gözükmüyor Galatasaray. Yani 3.3 artı işte vergisi şusu busu. Galatasaray çok karlı bir şey yapmadı ki Falcao'yu göndererek kalsa en azından sağlam bir Falcao belki iş yapacaktı. Yine sakatlanmış. Bir ay yok. Ama en azından istatistiği olan bir adam. Yani girdiğinde golü atan bir adam. Tabii bu sezon çok gol attı. Tabii yani orada Beşiktaş attı. Şimdi yine maçında sakatlandı. mesela penaltıyı kaçırmazdı. O penaltı dakikalarında sahada olur muydu ama acaba? Olurdu. Sakatlanıp Peki. oynanmış. O ne zaman sahada olacağını bilir. Peki. O bilir. Dönelim yine Feghouli'ye. Feghouli konusunda ise Galatasaray yönetimi Fatih Hoca bu sezon hakikaten de takım bütçesi belki hani bonservis anlamında şey olabilir. Türkiye ölçeğinde yüksek gözükebilir ama bence hakikaten büyük bir iş başardılar ve takım bütçesini çok aşağılara çektiler. Bu takım bütçesinin çok üzerinde bir rakam kazanıyor. Yani bugün Muslera'nın da bunun çok üzerinde almasını ben biraz eleştiriyorum. Yani bence fazla alıyor Muslera. Eski yönetimin son dakikada yaptığı bence gereksiz bir anlaşmaydı. Daha makul şartlarda daha ya 37 yaşına kadar bağlamaya gerek yok yani. Zaten Muslera da gidecekse gider, kalacaksa da kalır yani onun şeyi yok. Ben burada oynamak istiyorum dediği sürece Muslera Galatasaray forması giyebilir. Bu ayrıcalığı olmalı. Yani bu tarz oyuncuların kulüplerde bu tarz gerçi Ramoslar falan bazen yalan oluyor. Aidiyet falan diyoruz. Ramos'un bile Real'den ayrılabiliyor ama ben Muslera Galatasaray ilişkisi başka bir şey. Yani o Galatasaray'da her zaman Muslera yer vardır. Ama yapılan kontrat yanlış bir kontrat. Onu kabul edelim. Yüksek yani meblağ olarak hem de süre olarak da gereksiz yere kendinizi bağlıyorsunuz. Dolayısıyla yönetimin yaptığı bu yönetim takım bütçesini ortalama olarak aşağı çekti. Feghouli'nin aldığı rakam 3.850 abartılı bir rakamdı. Ama bugün gelinen noktada da Feghouli 1 milyona imza atmaz herhalde. Yani şimdi yarıya çekmek 1.9 2 milyon euro demek. 2 milyon euro da az bir para değil. Galatasaray'ın şu anki politikasına uymayan bir rakam. Feghouli isterse ki Feghouli öyle bir oyuncu ve şeyi olan piyasası pazarı olan bir oyuncu. Galatasaray'da şu an ne alıyor? 3.8. Galatasaray ona ne teklif ediyor? Haberde de geçiyor. Çok düşük bir rakam. Muhtemelen yarısı. 1.800, 1.900 diyelim, değil mi? Feghouli isterse Galatasaray'dan aldığının neredeyse daha fazlasını, belki de iki katı demeyelim ama biraz daha fazlasını Arap coğrafyasından çok rahat kazanabilecek bir oyuncu. Piyasası olan bir oyuncu. Hala da oynayacak, 31 yaşında galiba. Hala da 2-3 sene çok üst seviyede orada performans sergileyebilir. Artı milli takımda zaten. Ben sadece Feghouli'nin İstanbul'u sevmesi belki yani şey yapabilir. Yoksa ekonomik şartlarda falan bu adamı şey yapamaz, tutamazsınız yani. O rakamları teklif ederek Feghouli zaten istesin ki o teklifler geldi Galatasaray'a. 7-10 milyon eurolar falan Galatasaray'da oynarken
bazı Arap kulüplerinin teklifleri vardı. Evet, bugün, o zamanlar istemediğini çok fazla konuşmuştuk zaten. Bugün Figuli istesin, çok rahat Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Galatasaray'dan ne alıyor? 3.8. Zaten serbest kalmış bir Figuli'ye buna çok rahat 5 verirler. Ama işte Figuli burada bulur. Ne düşünecek o gün? Çünkü yani iyi bir performans gösterirken bir anda yeniden yedek kaldı. Şimdi taraftar da merak ediyor. Muhtemelen Figuli de merak ediyordur. Sen nasıl düşünüyorsun? Yani Galatasaray'ın Figuli'ye ne kadar ihtiyacı var? Bence önce buradan bakmak lazım olaya. Yani mesela sezon sonu Babel yükünden kurtulacak zaten Galatasaray. Belki de devre arası. Galatasaray'ın üzerine Babel inanılmaz bir yük. Yani bir maçı oynaması vesaire hiç önemli değil benim açımdan. Genel performans itibariyle Galatasaray'a verdiği mali zarar, ki bu kendisinin verdiği mali bir zarar değil. Sonuçta sözleşmeler sunuluyor, altına imzalar atılıyor. Çok fazlaydı. Babel'in dışında bence yani Feghouli evet dönem dönem son iki sezonda iyi maçları oldu. Geçtiğimiz sezonun son bölümünü çok kötü geçmesinin başta sebeplerinden bir tanesi bence o dönem Belhanda'nın takımdan ayrılmasıydı ki en yakın arkadaşıydı. Sonuçta bu işin sağ tarafı var. Evet profesyonel oyuncular ama duygusal tarafı da var. Belki de takım içerisinde en iyi anlaşabildiği, duygusunu, düşüncesini, derdini, sıkıntısını aktarabileceği oyuncu gitti o takımdan ve gönderiliş şekli de etkilemiş olabilir. Şimdi bu sezona döndüğümüzde zaten ilk 11'de düşünülmeyen bir Feghouli vardı ama Feghouli'nin şu özelliği var. Bazı futbolcular ne kadar iyi oynarsa oynasın skora yatkın değildir. Feghouli tam tersi. Kötü de oynasa skora yatkın bir tarafı var. Sürpriz bir şutla size maç kazandırabiliyor ya da bir asiste. Bu tarafı var. Böyle bir skorer ama zaman zaman iyi oynayan, zaman zaman kötü oynayan, yani genele performansını yayamamış, istikrar problemi olan bir oyuncuya yine de ihtiyacınız var diyorlarsa bu rakamlar teklif edilebilir. Ama şimdi bu sezon Galatasaray'ın başa dönelim. Transfer politikası. Hep 20, 21, 22, 24 yaş aralığı. 30 yaşın altında da 3 tane futbolcu transfer etti ki Aytaç zaten gözden çıkarıldı. Bence Aytaç'ı da artık bu saatten sonra düşünmüyor gibi duruyor Fatih Hoca ki şans vermiyor. O da gönderilecek listesine herhalde adını yazmış durumda. Dolayısıyla şimdi Galatasaray'ın yabancı politikası özellikle gençler üzerine giderken araya sadece bir Anholt gibi tecrübe katarken takımda Mustera var, Anholt var diyelim, Yedlin bilmiyoruz. Bir dördüncü tecrübe daha dahil olacak mı? Cagne var. Ya, tecrübe ama biraz şey de lazım yani kalite siz... ve lider oyuncu profili şimdi de. Bence ama bu sayıyorum diyorum ki Barış Alper, Mustera lazım. Var, Kerem. Şimdi sağ içeri... Maç içerisinde kime sorumluluk alacak? Kim işte baskı altında yarın Fenerbahçe 52 bin kişi önünde Barış Alper de tamam yani ayağı titrer. Yani heyecanlanır. Genç oyuncular bunlar. Yani zaten taraftarın toleransı çok fazla olmuyor. Yani müsamaha göstermiyor. Bir en ufak bir hatada hemen sıklanmalar, homurdanmalar başlıyor. Şimdi bunu kaldırabilecek senin lider oyunculara ihtiyacın var. Feghouli böyle bir oyuncu. Sana o sıkıntılı anlarda Başakşehir şampiyonluk maçını hatırla. O maçta gençler o golleri atabilir miydi? Onu o tarz yıldızlar atabilir. Ama sana şampiyonluğu böyle adamlar getirir. Sorun şurada. Biz bazı futbolcularla ilgili özellikle hep şampiyonluk dönemlerindeki performanslarını konuşuruz. Böyle bir oyuncu Beşiktaş'ta da var. Hep şampiyonluk dönemlerindeki performansını konuşuyor. Oğuzhan Özyakup mesela. Evet. Oğuzhan'la Feghouli bir kefeye koymazsın herhalde. İki sezon yani. Üst üste üst düzey futbol oynadı Oğuzhan Özyakup. Öyle değil mi? Milli takımın vazgeçilmez oyuncusuydu o dönem. Ama sonra... Sonrası çok farklı evet. İlerledi. Şimdi Feghouli'nin şampiyonluk dönemindeki performansı zaten hepimiz biliyoruz. Belhanda'nın da biliyoruz. O zaman Belhanda niye gönderildi? Belhanda da şampiyon. Belhanda'nın zaten gönderilmesi yönetimi eleştirdi ya. Yoksa Belhanda'yla bir hoca ve Flora rahatsız oldu. Belhanda kötü bir oyuncu değil ki. Ama tepe konuldu ve gönderildi. Yani bunlar şimdi Galatasaray'da bu Feghouli bunlar üst düzey oyuncular. Özellikle Feghouli çok yaratıcı, yıldız bir oyuncu. Son Lokomotiv maçında attığı gol. Aynı şeyi söyledim. Az önce dedim ki Feghouli size skor katkısı verebilir. Gol atabilir, asist yapabilir. Bazı oyuncular istediği kadar iyi oynasın, skora yatkın değildir. Yani son vuruşu beceremez. Ama Feghouli tam tersi, kötü de oynasa size sürpriz bir sonuç çıkarabilir. Ama bunu son geçtiğimiz sezondan itibaren genele yaymada bir problem var.
Yani siz atıyorum 40 maçlık sezon içerisinde Feghouli'den yarı yarıya performans alacağınızı düşünüyorsanız yarı yarıya sözleşme teklifi makul diyorum. Ya sen her divan toplantısında, her kamerayı gördüğünde bu adamı taraftarın önüne atarsan bunlar az bile yaptı. Az bile yaptı. Ya. Derhan da az bile konuştu. Verilebilecek yani. Sözleşmede maksimum 2 yıl olur böyle futbolculara zaten artık bu saatten sonra. Ben olsam Feghouli'yi bırakmam. Yani çok net Feghouli gibi bir oyuncu sen bulamazsın. Ha, tabii mali şartları Galatasaray'ın lehine olmalı. Yani aynı şartlar mutlaka olmayacaktır 3-4 sene önceki çünkü ekonomik şartlar. Maaş skalası oturtmaya çalışıyor şu an Galatasaray. Galatasaray bugün 600-700 bin euro. İşte maksimum işte 1 nokta yeni yapılan kontratlarla 1.4 alan işte ne bileyim. Marko falan var. Muslera bir kenara koyalım. Babel zaten başka bir noktada. Bunun dışında ortalama. Zaten TL üzerinden yapılıyor. Yerli oyuncular bir şöyle 8-9 milyonla oynuyorlar yani oyuncular. Dolayısıyla Feghouli'yi Galatasaray işte 2 milyon euro altında bir rakama tutabilirse bence büyük iş başarmış olur. Çünkü Feghouli böyle bir çırpıda gözden çıkarabileceğiniz yani ben asla Oğuzhan örneğini doğru örnek olarak görmem. Yani Feghouli başka bir uluslararası çok daha farklı bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani oynadığı... Hayır, ben kıyaslama yapmadım. Hı-hı. Ben sadece şampiyonluk döneminde yani Başakşehir maçı örneği vardı ya. Ondan bahsettim. Feghouli o gün sadece Galatasaray değil dünya futbol tarihinde Feghouli denince yazılacak şeyler farklı. Oğuzhan Özyakup denilince tarihe farklı şekilde geçecek. Belki dünya futbol tarihinde olmaz Oğuzhan. Yani çok iz bırakacak bir şey performansı olmadı. Feghouli de dünya futbol tarihinde olmaz da şimdi. Ama Feghouli'nin en azından bilinirliği o ayrı bir konu. Ben ortalama, o kariyer açısından bir şey söylemiyorum zaten. Fransa sokaklarında yürürsen Marsilya'da ne bileyim ya da işte oralarda işte Fransa'da herhangi bir yerde Feghouli denince sana Feghouli tarif edebilir. Peki. Ya da İngiltere denince ya da İspanya, Valencia deyince sana Feghouli anlatabilir.